Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Bana zaten ne sorulur? Bana zaten nasılsınız? Çok İyiyiz. Soğuk. Bugün karkış kıyamet geldi. Burada kalsın olur mu? Burada. Hemen çıkacağım çünkü. Arabanın bu arada sponsoru. Tamam. Tabii canım, hani olay.com'la bu sezon çalışıyoruz birlikte. Çok güzel bir işbirliğimiz var. Arabanın üstünde Kraliçe Hande yazıyor. Ben koluma da işlettim Kraliçe Hande'yi. Böyle futbol camiasında bir güzel bir adımız, şanımız, namımız yürüsün dedik. Her yerde vardı. Televizyonlarda da vardı. Her zaman vardınız. Sadece şimdi futbol evet, mu oldu? Evet, artık dijital mecralar daha TV'lerden tercih edilir olduğu için, telefonlar elimizin altında olduğu için biz her türlü ne yapıyoruz artık? İşimizi burada telefonda ne izlemek, neye ulaşmak, hangi bilgiye, kimleri izlemek istiyorsak artık kendimiz telefonlardan, tabletlerden tercih edebiliyoruz. O yüzden artık dijital portallar daha önemli. Oradaki işbirlikleri, oradaki reklam birlikleri daha önemli. Öyle söyleyeyim. O yüzden ben de hayatıma orada devam ediyorum. Çok daha keyifli, çok daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. O talihsiz olaydan sonra hani... Talihsiz daha... olay yok. Değil. Talihsiz olay yok. O tamamen benim kendi tercihimle yaşanmış bir olay. Tekrardan bir dönüş olur mu televizyona? Şimdi eğer benim içerisinde keyifle yer alabileceğim bir proje gelirse onu değerlendiririz. Ama benim şu anda içinde keyifle kendi karakterimi de ortaya koyabileceğim, beni hiçbir şeyin engelleyemeyeceği her şey zaten dijitalde var. Ben şu anda hayatımı hem keyifle devam ediyorum, hem keyifle işimi yapıyorum. Benim için büyük bir şans. Yani çok severek yapıyorum işimi. Daha özgür mü oluyor orada? Tabii aynen öyle. Hani bin kafadan laf çıkmıyor. Kimse seni engellemiyor. Onu söyle, bunu yapma, onu yapma, onu sallama, onu bilmem ne. O yüzden keyifli olabileceğiniz yerlerde, hem kendi karakterinizi de ortaya koyabileceğiniz eğer ortamlarda iş yapabiliyorsanız tabii ki bu büyük bir lüks. Siz, akşam maç var. Tamam. Siz medyayı daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yani medyanın da hani iyi yönleri kadar hani böyle aşması gereken sorunlar var mı? Biraz değindiniz yani hayda, sizce. Çok derin konular. Ben demin var. Ay sizce sizi yerim ben. Öpüyorum. Şey soralım. Dünya Kupası favorinizi soralım. Dünya Kupası favorinizi soralım. Şimdi Fas biliyorsunuz. Fas başıma şu anda. Tüm İber Yarımadası'nı tek tek elediler. İşte İspanya'yı elediler. Portekiz'i Cristiano Ronaldo'yu elediler. Şu anda inanılmaz bir sürprizle imza attılar. Ben açıkçası bu ivmeyle Fransa'yı, son dünya şampiyonu Fransa'yı da elemelerini çok isterim ve finalde izlemek isterim. Bir Messi'dir gidiyor. Son kez de alsın istiyorlar ve şu anda bütün şartlarda 4 tane adayımız var. %37 Messi'nin kazanacağına dair istatistikler de açıklandı. Bilmiyorum artık hani buraya kadar geldiyse benim gönlümden yana Fas geçiyor. Buraya kadar geldilerse keşke kupayı da alsalar, bu peri masalını kupayla taçlandırsalar çok isterim açıkçası. Artık gönüllerin şampiyonu oldular. 2018 Rusya'da gönüllerin şampiyonu Hırvatistan'dı. Fransa-Hırvatistan finali izlemiştik. 4-2 Fransa almıştı kupayı. Bu sezonda Arjantin-Fas olsun. Mesela Fas Fransa'yı da elesin falan. Çok keyifli hikayesi olur. Yani senelerce bütün turnuvalarca konuşulacak bir turnuva olur Katar. Peki, yani. Ekran yüzsüz dizilerde, sinemalarda göremeyecek mi sizi? Prestij meselesinde oynayacağım. Oynadım, izlersiniz. Orada böyle yine kendimi, evet yani sunucu olarak orada kendi karakterimle, kendi mesleğimle güzel küçük minik bir rolüm var. Orada izleyeceksiniz. Hangi olayı canlandırdınız orada? Olan yok, ben kendimi oynadım. Sunucu. Belki hani... Prestij meselesinde sunucuyu canlandırıyorum. Gerisini de ayrıntısını artık ne yaptığımı da orada izlersiniz. Evet. Sizi seviyorum. I love you. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet ediyorsunuz. Tekrardan şey yaparız, karşılaşırız. Tamam, dikkat edin. Randevumu şey yapayım, olur mu? Tamam. Öpüyorum. Arkadaşlar görüşürüz.